Altıncı madde. Bir kimseye kalk namaz kıl. Defeler. O da kılmıyorum dese kafir olur. İblis bak bir kere secde etmedi Allah'a. Kovuldu. Ama muradı senin sözünle kılmıyorum. Ben sana uyacak adam değilim. Başkası gelip hani bana bu şekilde anlatsa. Hani sana gıcık kaptığımdan dolayı kılmıyorum. Başkası gelip bana Allah'a ibadet dese o zaman kılarım dese. Niyeti o olursa niyete göre değişiyor gene. O zaman diyor dinden çıkmaz diyor. O zaman Müslüman kalır diyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok emri bil maruf ayetleri var ki. Emri bil maruf ne demek? İyiliği emretmek. Namaz kıl demek mesela. Ama ne yapacağız? Tatlı tatlı anlatacağız. İnsanları gıcık etmeden. Adam bir laf söyler abi. Allah muhafaza. Vallahi kafir olur ya. Çok tatlı tatlı anlatmamız lazım. Bakın Yasin suresini bilirsiniz. Bismillah. وَمَا لِيَ لَا اَعْبُدُ الَّذ۪ي فَتَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Kendimizden örnek verelim. Ya kardeşim bana ne oluyor ki? Allah bizi yaratmış. O kadar nimetler vermiş bize. Bana ne oluyor ki ben Allah'a ibadet etmiyorum diyor bak Yasin suresinde. Kendinden örnek veriyor. Bana ne oluyor ki ben Allah'a ibadet etmiyorum. Ona namaz kılmıyorum. Onun rızası için oruç tutmuyorum. Ya kardeşim sen ne biçim adamsın? Niye namaz kılmıyorsun desen ne olur? Adam da kılmıyorum sana gıcık kapacak adam sana bir kere. Öyle kıl kıl dürtersen adamın can damarlarına. Adam gıcık kapacak sana ne olacak? Ya, kılmıyorum dedi gitti. Bak Yasin suresinden örneğe verdim. Ne yapacağız? O yüzden demişler ya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Şu an ne hocalar var? Adam gıybet ediyor. Kardeşim gıybet ettin bir estağfurullah der misin? Ya kardeşim estağfurullah demesi lazım tamam. Ama sen o şekilde anlatma. Estağfurullah demesi lazım, tövbe etmesi lazım tamam. Ama kardeşim şu anda gıybet ettin. Konuyu kapatalım gıybet daha fazla uzamasın. Sen de en kısa zamanda Allah-u Teala Hazretlerine tövbe et. Bu konuyu kapatalım burada. De konu kapansın. Ya kardeşim gıybet ettin bir estağfurullah çeker misin? Ya adam boşluğa gelse ne estağfurullah kardeşim ne yaptım ki dese vallahi kafir olur adam ya. O yüzden iyi anlatmak lazım. İyi anlatmak lazım. Bir tane hoca hanım vardı çarşaflı. Bir tane mini etekli bir kız gördü. Çırılçıplak kız abi daha anadan yürüyen yani. Mini etek falan buralar komple kol bacak saç baş her taraf açık yani. Efendime söyleyeyim. Kardeşim sen Türk müsün? Türk. Müslüman mısın? Müslümanım. Senin anan baban var mı? Var. O zaman senin bu halin ne? Hiç utanmıyor musun? Allah'tan korkmuyor musun? Rezil kız dersen kavga ettiler. Bu şekilde emri bil maruf yapılmaz. O da bağırıyor. Sana ne lan sen benim anam mısın babam mısın? Ne yapacaksın? Adamın damarına dokunmadan güzel güzel anlatacaksın. Hakaret etmeden. Adamların kalbini kırmadan. Bir kişiyi İslam'dan soğuturuz. Bir kişiyi. Allah muhafaza Allah hesabını veremeyiz. Az önce anlattım ya adam 7000 kişinin hidayetine vesile olmuş. 7000 kafirin Müslüman olmasına vesile olmuş. Biz daha bir kişinin, bir kafirin Müslüman olmasına vesile olamamışız. Bir de Müslümanları kafir ediyoruz. Böyle emrül maruflar yapılmaz. Daha hoş, daha tatlı tatlı, nazik nazik anlatmak gerek.